İlahi Armağan. Yazan Abdülkadir Geylani Hazretleri. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey evlat! Kim yakin gözüyle Allah'ın bütün kısmetleri insanlar arasında çoktan paylaştırılmış bu işi sonlandırmış olduğunu bilirse, ondan utanarak hiçbir şey istemez. Ondan bir şey istemek yerine onu anlamakla, zikretmekle uğraşır. Nasibini hemen vermesini ve başkasının nasibini kendine vermesini istemez. Onun adaleti sönüklük, sessizlik, saygı ve itirazı terktir. Hiçbir konuda şikayetini insanlara iletmez. Bana göre insanlardan kalp yoluyla dilencilik etmek, dille dilencilik etmek yerindedir. Gerçekte ikisi arasında hiçbir fark yoktur. Yazık sana! Utanmadan Allah'ı bırakıp başkalarından istiyorsun. Halbuki Allah sana onlardan daha yakındır. Gizli bir hazinen varken sen insanlardan ihtiyaç duymadığın şeyleri istiyorsun. En ufak şeylerde bile fakirlerin safına giriveriyorsun. Öldüğün zaman rezil olacaksın ve gizli, saklı bütün malların ortaya çıkacak ve lanet seni her yanından saracaktır. Akıllı olsan Allah'ın karşısına küçük bir imanla çıkmak için gayret ederdin. Salih kimselerle birlikte olur, onların sözlerine ve fiillerine saygıda kusur etmezdin. İnancın dal budak sarıp yakinin olgunlaşınca da Allah seni kendine seçer, edebini, kalbinden gelecek emir ve yasakları üstlenirdi. Ay gösteriş putuna tapan, sen ne dünyada ne de ahirette Allah'a yakın olmanın kokusunu bile duymayacaksın. Ey insanları Allah'a eş tutup kalbini onlara çeviren, onlardan yüz çevir. Çünkü onlardan sana ne yarar ne de zarar gelir. Onlar sana ne bir şey verebilir ne de nasibinde olanı engelleyebilirler. Şirk kalbinden bir an olsun ayrılmazken tevhid davasını yürütme. Bu davadan hiçbir şeyi elde edemezsin. Dünyada ve ahirette mülk sahibi olmak istiyorsan, kendini bütün varlığına Allah'a ata. O zaman hem kendin hem de başkaları üzerinde yönetici ve lider olursun. Ben sana öğüt verdim, öğüdümü kabul et. Sana doğruları söyledim, beni tasdik et. Sen yalan söyler, yalanlarsan, sen de yalanlanırsın ve sana da yalan söylenir. Doğru sözlü olur, doğrularsan sen de doğrulanırsın ve sana da doğru konuşulur. Ektiğini biçersin. Din hastalığının ilacını benden al ve kullan. O zaman sağlığına kavuşursun. Geçmiş büyüklerimiz dinin ve kalplerin doktorları olan salih kulları ve velileri bulmak için doğuyu ve batıyı karış karış geziyorlardı. Onlardan birini bulduklarında ondan dinlerinin ilacını istiyorlardı. Bugünse size öğreten ve sizi eğiten ilim sahipleri, fıkıh bilginleri ve Allah'ın veli kulları en sevilmeyen kimseler durumundadır. Şunda şüphe yok ki ilacınızı bulamayacaksınız. Benim bilgimin ve tedavimin sana ne yararı olur ki? Allah'ın her günü ben senin için bir temel yapıyorum, sen yıkıyorsun. Sana bir reçete yazıyorum, kullanmıyorsun. Sana şu lokmayı yeme, zehir var, bunu ye, şifa var diyorum. Sözüme uymayıp zehirli olanı yiyorsun. Pek yakında din ve inanç bünyende bu yaptıklarının zararları ortaya çıkacaktır. Ben sana öğüt veriyorum. Ne senin kılıcından korkuyor, ne de paranı, pulunu istiyorum. Allah'la hemhal olan kimse cinden, insandan, haşerelerden, yırtıcı hayvanlardan ve hiçbir yaratıktan korkmaz. İlmiyle amel edenlerle alay etmeyin. Siz Allah'ı, peygamberlerini ve Allah'ı hoşnut eden şeyleri yapan salih kullarını bilmiyorsunuz. Bütün kurtuluş kazaya razı olmakta.
ileriye dönük hesaplar yapmamakta ve dünyayla kalp bağını koparmaktadır. Nefislerinizde zayıflık görüyorsanız ölümü anın ve geleceği düşünmeyin. Peygamberimiz bir kutsi hadiste Cenab-ı Hak'tan şöyle naklediyor. Bana yaklaşmak isteyenler, farz kıldığım ibadetleri yerine getirmekten daha üstün hiçbir yolda bana yaklaşamazlar. Kulum, ben onu sevinceye kadar nafilelerle bana yaklaşmaya devam eder. Ben onu sevince onun gözü, kulağı, eli olurum ve onu desteklerim. Artık o benimle duyar, benimle görür ve benimle tutar. Bütün fiillerini Allah'tan bilir. İşini kendine ve başkalarına bağlamayı bırakır. Hareketlerinin, kuvvetlerinin kendiliğinden veya diğer insanların yardımıyla değil, sırf Allah'ın yardımıyla olduğunu bilir. Nefsini, dünyasını ve ahiretini azil eder. Onun bütün işi Allah'a itaat etmektir. Hiç şüphe yok ki itaat etmek onu Allah'a yaklaştıracak, onun sevgisine sebep olacaktır. Allah, kulunun itaat etmesi sebebiyle onu sever ve kendine yaklaştırır. Günahkar olup ayak diremesi sebebiyle de kızar ve kendinden uzaklaştırır. Yakınlık itaat etmekle, uzaklıkta karşı gelmekle olur. Çünkü kötülük yapan soğukluk, yalnızlık hisseder. İyilik dine uymakla, kötülük de dinin emirlerine karşın gelmektedir. Her halinde dini kendine yoldaş edinmeyen kimse diğerleriyle birlikte yok olup gidecektir. Sen çalış, gayret et ve ameline güvenme. Çünkü çalışmayı terk eden kimse tamahkar olur. Ameline güvenense kendini beğenir ve aldanır. Bazı insanlar dünya ile ahiret arasında durur, bazıları cennet ile cehennem arasında, bazıları da yaratılanla yaratan arasında. Zahit sen dünya ve ahiret arasında durursun demektir. Muttaki sen cennet ile cehennem arasında duruyorsun demektir. Arif sen yaratılanla yaratan arasında duruyorsun. Bir yaratılanlara, bir yaratıcıya bakıyorsun demektir. İnsanlara ahiret hallerini, hesabını ve ahirette olan şeyi bildirir, tanıtırsın. Hatta gözünle gördüklerini haber verirsin. Elbette bir şeyi haber almak, gözle görmek gibi değildir. Allah dostları, Allah'la buluşacakları zamanı beklerler. Bütün vakitlerinde kavuşmayı, ölümü arzularlar. Çünkü ölüm, sevgilileriyle buluşmalarına sebeptir. İstediğin dışında ayrılmadan önce kendi isteğinle ayrıl. Terk edilmeden terk etmesini bil. Ailen ve diğer insanlar seni bırakmadan önce sen onları bırak. Sen kabre konunca onların sana bir yararı dokunmaz. Helalleri hırsla yemekten vazgeç. Ey evlat! Her halinizde haramlardan ve şüpheli şeylerden sakının. Şüpheli şeylerden sakınmak dinin örtüsüdür. Benden dininiz için örtü isteyin, bana uyun. Çünkü ben peygamberin yolundayım. Ben yemesini de, içmesini de, evliliğini de, diğer hallerinde ve işaret ettiği bütün konularda ona uyuyorum. Allah'ın benden dilediği şeye erinceye kadar da böyle devam edeceğim. Ben bu yoldayım. Benim derdim Allah'ın övgüsüdür. Senin övgünü, yergini, vermeni, engel olmanı, iyiliğini, kötülüğünü, bana yönelmeni ve sırt dönmeni ise hiç dert etmem. Sen cahilsin. Cahile aldırış edilmez. Kurtuluşa erip Allah'a kulluk ettiğinde yaptığın kulluk geri çevrilir. Çünkü cahillik içinde yapılmış bir kulluktur. Cahillikse bütünüyle kötüdür. Hazreti Peygamber, bir kimse cahillik içinde Allah'a kulluk edecek olursa bozduğu düzelttiğinden çok olur buyurmuştur. Kitaba ve sünnete uymadığın sürece kurtulamazsın. Sufilerden birisi, şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır demiştir. Kitabı ve sünneti bilen, bildiğiyle amel eden şeylere uy ve onlar hakkında güzel düşün. Onlardan ilim öğren ve onların huzurunda saygılı ol. Görgü kurallarına uy.
Bunu yaparsan kurtulursun. Kitaba, sünnete ve bu ikisini bilen şeylere uymadığın zaman kurtulamazsın. Kim kendi görüşüyle yetinirse yoldan çıkar sözünü hiç duymadın mı? Nefsini senden daha ilgili kimselerle beraber olarak düzelt. Önce kendini düzelt, sonra başkasını düzeltmeye çalış. Peygamberimiz, önce kendinden başla, sonra ailene geç buyurmuştur. Başka bir hadiste ise, kişinin yakını ihtiyaç içindeyken başkasına sadaka vermek olmaz buyurmuştur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah kulu için iyilik dileyince onu dinde anlayış sahibi kılar ve ona kendi kusurlarını gösterir buyurmuştur. Dinde derin anlayış, fıkıh sahibi olmak, nefsi tamamlamanın bir yoludur. Rabbini tanıyan, onun sayesinde bütün nesneleri tanır. Allah'a gerçek kul olur ve başkalarına kulluk etmekten kurtulur. Allah'ı başkalarına, dinini arzularına, ahiretini dünyana, yaratıcını yaratılanlara tercih etmediğin sürece kurtulamazsın. Arzularını dinine, dünyanı ahiretine, insanları yaratıcına tercih edersen yok olup gidersin. Sen böyle yap, bu sana yeter. Sen Allah'tan perdelenmişsin, sana cevap verilmez. Cevap ancak cevap isteyenlere verilir. Sen amel ederek ona cevap verirsen, o da sen bir şey istediğin zaman sana cevap verir. Tarlayı ekmeden ekin olmaz, ek ki biçesin. Hazreti Muhammed, dünya ahiretin tarlasıdır buyuruyor. Kalp ve bedene ekin ekmek inanmakla olur. Ekinin sürülmesi, su çekilip sulanmasıysa güzel amellerdir. Kalpte yumuşaklık ve acıman duygusu varsa ekinler biter. Kalp katı ve sertse toprağa çorak olur. Çorak topraksa ekin bitmez. Ot bitmez bir dağ başına ekin ekersen er geç telef olacaktır. Sen ziraat işini ustasından öğrenirsin. Kendi görüşüne göre hareket edemezsin. Peygamberimiz her sanatta ustasından yardım isteyiniz buyurmuştur. Sen ahiret ekiniyle değil, dünya ekiniyle uğraşıyorsun. Bilmez misin ki dünyayı isteyen kimse ahirette felah bulamaz, Allah'ı göremez. Ahireti istiyorsan dünyayı terk etmelisin. Allah'ı istiyorsan nefsin arzularını ve insanları terk etmelisin. Böyle yaparsan Allah'ı bulursun. Bunu başardığın zaman dünya, ahiret, arzular ve insanlar gönüllü, gönülsüz sana gelecektir. Çünkü kök senin yanındadır. Bütün dallar o kökün bir uzantısından ibarettir. Akıllı ol. Senin ne inancın, ne aklın, ne de doğruyu yanlıştan ayırma yeteneğin var. Sen insanlarla birlikte oluyor ve onları Allah'a eş tutuyorsun. Tevbe etmezsen yok olur gidersin. Allah dostlarının yolundan, kapısından çek git. Bedeninle onlara kalabalık etme. İki yüzlülüğünle, kuru iddialarınla ve hevesinle onlara kalabalık etme. Allah dostlarının içine ancak kalple, sırla, tevekkülle, sıkıntılara sabırla ve nasibe rızayla girilebilir. Ey evlat! Sıkıntılar başına gelince sen Allah'ın huzurunda ol. Allah sevgisi ayağı üzerinde dur, hiç değişme. Rüzgarlar ve yağmurlar seni yerinden oynatmasın ve mızraklar seni delmesin. Gizlide ve açıkta sebat üzere olur, insanların, ahiretin, hakların, zevk ve acıların, Allah'tan başka hiçbir şeyin bulunmadığı bir makamda dimdik ayakta kalırsın. İnsanları görmek, ailenin geçimiyle uğraşmak hayatını bulandırmaz. Ne azlık ve çoklukla, ne övgü ve yergiyle, ne insanların yönelmesi ve yüz çevirmesiyle değişirsin. İnsanlar, cinler, melekler ve diğer canlıları düşünmez, onlarla birlikte olursun. Sufilerden birini güzel söylemiştir. Doğru olursan buyur gel, yoksa bizim peşimize düşme. Sabır, ihlas ve doğruluk sana açıkladığım şeyin temelidir. Sen benim sana iki yüzlülük etmemi, yumuşak konuşmamı istiyorsun.
Böylece sen de sevinip kendini beğenecek ve kendinin doğru yolda olduğunu sanacaksın. Hayır, nefsinin hiçbir değeri yoktur. Ben ateşim. Ateşe ancak ateşte yumurtlayan, yavrulayan, ateşte oturup kalkan semendel kuşu dayanır. Sıkıntı, mücadele, zorluklara göğüs germe, kaza ve kader balyozlarına katlanma ateşi içinde semendel kuşu gibi olmaya çalış ki benimle birlikte olmaya, sözümü dinlemeye, sözümün sertliğine, gizlide ve açıkta, yalnızken, insanlar içindeyken, varlığın devam ettiği sürece sözümle amel etmeye dayanabilesin. Bunu başarabilirsen Allah'ın irade ve takdiriyle dünya ve ahirette kurtuluşa erersin. Ben Allah'a ait olan hiçbir konuda kimseyi kayırmam. Onun hakkı olan hiçbir konuda onun emri olmadan kimseye dönüp bakmam. Aksine Allah'ın hakkını insanlardan almak için ondan güç isterim. Nefsime karşı da zayıf düşme ve insanlar hakkında nefsime uymam. Sufilerden biri şöyle demiştir. İnsanlar hakkında Allah'a uy, Allah hakkında insanlara uyma. Kırılan kırılmış, onarılan onarılmıştır. Sen Allah'a karşı gelip dururken, emir ve yasaklarını hiçe sayarken, kaza ve kaderinde ona itiraz ederken, gecende gündüzünde ona düşmanlık ederken ben sana nasıl aldırış edeyim? Sen bu halinle Allah'ın kızdığı ve lanet ettiği bir kimsesin. Allah bir sözünde bana itaat edilirse razı olurum. Razı olduğunda bolluk veririm. Verdiğim bolluğun da sonu yoktur. Bana karşı gelindiğinde ise kızarım. Kızdığımda lanet ederim ve lanetim 7. nesile kadar varır buyurmuştur. Dinin bir incir karşılığında satıldığı, ileriye dönük hesapların yapıldığı, hırsın çok aşırı olduğu bir zamanda yaşıyoruz. Allah'ın haklarında onların yaptığı her bir işe alırız, onu saçılmış zerreler haline getiririz, değersiz kılırız buyurduğu kimselerden olmamaya çalış. Allah'tan başkasının rızasını kazanmak için yapılan her iş saçılmış zerre demektir. Yazık sana! Senin halin halka gizliyse de Havvasa Allah'ın özel kullarına gizli kalmaz. Yaldızın sıradan kimselere gizli kalırsa da sarrafa gizli kalmaz. Bilgisize gizli kalır ama bilinen gizli değildir. Amel et ve amelinde samimi ol. Allah'la meşgul ol ve seni ilgilendirmeyen hiçbir şeyle uğraşma. Senin dışındaki her şey ilgi alanının dışında demektir. Dolayısıyla hiçbir işle meşgul olma. Sen yalnızca kendi nefsinle uğraş ki onu ezesin, onu alçaltasın, esir alasın ve onu bineğin yapasın da onunla dağları, bayırları aşıp ahirete ulaşasın. İnsanları aşıp Allah'a varasın. Bunu başarıp kuvvetlenince terkinen başkasını da alır, dünyadan çıkarır, Mevla'ya götürür ve hikmet lokumlarını yutarsın. Doğru sözlü ol, yorumlama. Çünkü yorumlayan aldatır. İnsanlardan korkma ve onlardan hiçbir şey bekleme. Çünkü bu hedefine ulaşacağına güvenmediğinin göstergesidir. Allah sana sahip olduğun hedefe doğruluğa ve samimiyete göre verir. Gayretli ve girişimci ol ve ara. Çünkü sadece seninle hiçbir şey olmaz. Senin rızkını kazanmak için çalışıp çabaladığın gibi güzel ameller yapmak için de çalışman gerekiyor. Şeytan insanların geneliyle bir binicinin atıyla oynadığı gibi oynar. Sizin hayvanlarınızı istediğiniz yöne çevirdiğiniz gibi o da insanları istediği yöne çevirir. Kalplerinin ensesine vurur ve onları kendine istediği gibi hizmet etmelerini sağlar. Onları mabetlerinden, mihraplarından çıkarıp uzaklaştırır ve kendine hizmetçi kılar. Nefis de bu konuda ona yardımcı olur ve sebepleri hazırlar. Ey evlat! Nefsine açlık kırbacıyla arzuları ve zevkleri, gereksiz uğraşılan önleme kırbacıyla döv. Kalbini korku ve murakabe kırbacıyla döv. İstiğfarı nefsinin, kalbinin ve sırrının alışkanlığı haline getir.
Çünkü onlardan her birinin kendine ait günahları vardır. Tüm durumlarda Allah'a uymalarını ve rızan göstermelerini sağla. Akıt anlayışlı. Kaderi geri çevirmek, değiştirmek, silmek ve ona karşı gelmek mümkün olmadığına göre Allah'ın dilediğinden başka bir şey dileme. Madem ki sana sadece onun diledikleri gelecek, o halde sen hiçbir şey isteme. Allah bir şey dilemediği zaman o şey gerçekleşmez. O halde sen nefsini ve kalbini o işi yapmak için yorma. Her işi Rabbine bırak. Rahmetinin eteğine, tevbe eline yapış. Böyle devam edersen dünya kalp ve beden gözünden kaybolur, sıkıntılarının, arzularının, zevklerinin bırakılması kolay olur. Onun ısırıklarından ve sokmalarından şikayetçi olmazsın. Nefsin sıkıntıların verdiği acıya sabreder. Firavun'un karısı Asiye gibi. Hani Firavun, onun Allah'a inandığını kesin öğrenince ellerine ve ayaklarına demir kazıklar çaktırmıştı ve kırbaçla ona işkence etmeye başlamıştı da Asiye başını göğe kaldırmış, cennet kapılarının açık olduğunu ve meleklerin orada bir ev yapmakta olduğunu görmüştü. Ölüm meleği ruhunu almak için geldi ve ona "Bu ev senindir" dedi. Bunun üzerine Asiye güldü ve işkencenin acısı ondan çekilip gitti. Bunun üzerine "Ey Rabbim, benim için cennette bir ev yap" dedi. İşte sen de öyle olursun. Çünkü kalp ve yakin gözünle oradakilere bakarsın ve buradaki sıkıntı ve dertlere sabredersin. Kendi güç ve kuvvetinden sıyrılırsın. Allah'ın gücü ve kuvveti olmadan almaz, vermez, hareket etmez ve duramazsın. Allah'ın huzurunda fani olur, bütün işini ona bırakırsın. Kendi hakkında ve insanlar hakkında Allah'a uyarsın. O neticeyi düşünüp gerekeni yapacağı için sen düşünmezsin. Onun hükmedeceği için sen hükmetmezsin. Senin adına o seçtiği için sen seçmezsin. Kim bu hali bilir, böyle yaşarsan başkasını istemez. Allah'tan başka hiçbir dileği olmaz. Allah'la beraberlik bonsuz tamam olmazken aklı olan bir kimse nasıl olur da bu hali dilemez? Bilmelisin ki bütün nesneler Allah'ın hareket ettirmesiyle hareket eder, durdurmasıyla durur. İnsan bunu kesin olarak anlayınca insanları Allah'a eş tutmanın ağırlığından kurtulur. İnsanlar da ondan kurtulur. Çünkü insanları ayıplamaz ve onlardan kendine ait olan bir şeyi istemez. Ondan istediği yalnızca dinin istekleridir. Din yönünden isteklerde bulunur, ilim yönünden de onları mazur görür. Bunu yaparken ilmi ve hikmeti birleştirir. İnsanlar üzerinde Allah'ın tasarrufu olduğunu görmek kendisiyle hükmün bozulmadığı bir akidedir. Takdir eden O'dur, isteyen de O'dur. O yaptıklarından sorguya çekilmez, insanlarsa sorguya çekilecektir. Bu Allah'tan hoşnut olan, kaza ve kaderinde yaptıklarında O'na rızan gösteren, O'nu tevhid eden, gerçek iman sahibi her Müslümanın itikadıdır. O'nun sana ve senin sabrına ihtiyacı yoktur. Ama senin davanda nasıl çalıştığına, doğru söyleyip söylemediğine bakar. Seven hiçbir şeye sahip değildir. O her şeyini sevdiğine teslim eder. Sevgi ve sahiplik bir arada bulunmaz. Allah'ı seven ve sevgisinde doğru olan kimse kendisini, malını ve son durumunun ne olacağını ona bırakır. Kendi hakkında ve başkaları hakkındaki seçim hakkını da ona bırakır. Tasarruflarında onu suçlamaz. Bir şey isterken aceleci davranmaz. Onu cimri bulmaz. Allah elinden gelen her şey ona tatlı gelir. Bütün yönlerini kapatır, bir yönünü bile açık bırakmaz. Ey Allah'ı sevdiğini iddia eden! Senin için bütün yönler kapanıp yalnız bir yön kalıncaya kadar onun sevdiğini iddia etme. Sevgilin arştan ferşe, bütün yaratıkları senin kalbinden çıkarır. Ne dünyayı ne ahireti sevmezsin. Kendinden bile soğur, ona ısınırsın. Leyla'nın Mecnun'u gibi olursun.
Mecnun'un kalbine sevgi yerleşince insanların arasından çıktı. Yalnızlığa razı oldu ve yabaniye hayvanların içinde karıştı. Medeniyetin içinden çıkıp harabelere razı oldu. İnsanların öngüsü ve yergisini bir yana attı. Onların konuşması ve susması onun için fark etmez oldu. Kendinden hoşnut olması ve kızmaları arasında da fark kalmadı. Bir gün ona "Sen kimsin?" denildi de "Ben Leyla'yım." dedi. "Nereden geldin?" dendi. "Leyla'dan." dedi. "Nereye gidiyorsun?" denildi. "Leyla'ya." dedi. Leyla'nın dışındaki hiçbir şeyi görmez oldu. Onun sözünden başkasını duymaz oldu. Kınayanların kınamasıyla Leyla'dan vazgeçmedi. Bir şairin şu sözü ne kadar güzeldir. Nefisler istekleri konusunda birbirini destekleyince insanlar soğuk demire vurur. Bu gönül hakkı tanıyıp sevince ve ona yaklaşınca insanlardan ve onlara meyletmekten kaçar. Yemekten, içmekten, giymekten ve evlenmekten kaçar. Medeniyetten kaçar ve kendini bilmez bir halde harabelere doğru yol alır. Dinin emirleri dışında hiçbir şeyi ona bağlamaz. Dinse emir ve yasaklarda ve bütün şeylerde onu bağlar. Kaderin gelme vaktine kadar bağlar. Allah'ım bizi rahmet elinden bırakma ki dünya ve varlık denizinde boğulup kalırız. Ey cömerti bol olan, ey yazgımızı yazan yetiş bize. Ey evlat! Söylediklerimi uygulamayan kimse anlayamaz. Uyguladığı zaman anlar. Benim hakkımda güzel düşünmez, söylediğime inanmazsan ve onu uygulamazsan nasıl anlayabilirsin ki? Sen benim yanımda durup yemeğimden yemeyen aç bir kimsesin. Sen nasıl doyabilirsin? Ebu Hureyre'den rivayet edilen bir hadiste Peygamberimiz, kim Allah'tan razı olarak ve başına gelen sıkıntıya katlanarak tek bir gece hastalık çekerse, günahlarından, annesinden doğduğu günkü gibi temizlenir buyurdu. Seninle hiçbir şey olmaz ama sen de lazımsın. Muaz radıyallahu anh sahabeye, gelin bir anlığına yeniden inanalım derdi. Bu söz, kalkın ve bir anlığına inanmanın tadına varın, gelin bir anlığına kapıdan içeri girin demektir. Bu sözü onlara duyduğu şefkatten dolayı söylemiştir. Bazı kapalı şeylerden haberdar olmalarına, yakin gözleriyle görmelerine işaret ediyordu. Her Müslüman olan inanmış sayılmaz. Her inananın da imanı gerçek olmaz. Bundan dolayı sahabe, Peygamberimize Muaz'ın bu sözünü aktararak, biz inanan kimseler değil miyiz diye sormuş, bunun üzerine Peygamberimiz, Muaz'ı kendi haline bırakınız cevabını vermiştir. A nefsinin, hevasının, doğasının ve dünyasının kölesi. Senin Allah katında ve onun güzel kulları katında hiçbir değerin yoktur. Ben ahiret için kulluk eden kimseye bile dönüp bakmam. Dünyalık için kulluk edene niye bakayım? Yazık sana. Piratıya yansımayan laf kalabalığını ne yapacaksın? Yalan söylüyorsun ama kendince doğrusun. Ortak koşuyorsun ama kendince Allah'ı tevhid ediyor ve ona inanıyorsun. Sen hastalığını sıhhat, içindeki bakırın da cevher olduğunu sanıyorsun. Benim seninle işim seni yalandan alıkoymak ve doğru söylemeni emretmektir. Elimde 3 mihenk taşı var. Her şeyi onlarla tanırım. Kitap, sünnet ve kalbim. Sonuncu mihenk taşında karartılar belirir. Kalp, kitap ve sünnetten gerçek manada amel etmediği sürece bu mertebeye çıkamaz. Kişinin bildiğiyle amel etmesi bilginin tacıdır. Bildiğini uygulamak bilginin nurudur. Safanın safasıdır, özün özüdür. Bildiğiyle amel etmek kalbi sağlamlaştırır ve temizler. Kalp sağlam olunca diğer organlar da sağlam olur. Kalp temiz olunca diğer organlar da temiz olur. Kalbin üzeri örtülünce bedenin de üzeri örtülür. Et parçası kalp düzgün olunca bünye de düzgün olur. Kalbin sağlığı insanla Rabbi arasında bağlantı olan sırrın sağlığından ileri gelir. Sır bir kuştur, kalpse onun kafesidir. Kalp bir kuştur, onun kafesinde bedendir.
Beden bir kuştur, onun kafesi ise kabirdir. Kabir aynı zamanda kalbin de kafesidir. İnsanlar o kafese mutlaka gireceklerdir.